Herkese merhaba. Bugün 25 Nisan 2022 Pazar TR 724 YouTube kanaldasınız. Nöbetçi editör programıyla Türkiye ve Dünya gündeminden başlıklarla karşınızdayız. Türkiye'de neler oluyor, dünyada neler oluyor, neler konuşuluyor, kulislerde neler var, hepsini önümüzdeki yarım saat içerisinde size toparlayıp aktarmaya çalışacağım. Hemen gündeme geçelim. Gündemin ilk maddesi Türkiye'den Ankara'dan Anayasa Mahkemesi'nde mahkemenin 60. kuruluş yıl dönümü töreni vardı. Bu tören devletin zirvesini bir araya getirdi. AKP lideri Erdoğan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den HDP lideri Mithat Sancar'a kadar herkes oradaydı. Yargının zirvesi vardı ve gözler Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın konuşmasındaydı. Peki neler dedi Aslan? Aslında konuştukları içerisinde bir bakıma büyük bir itiraf söz konusu. İtirafı zaten günün manşeti bence. Dediği şey şu Zühtü Aslan'ın, bireysel başvuru konusunda artık çözüm noktasına, çözümün de ötesine geçmiş vaziyetteyiz. Çözüm yok, çözüm bulunamıyor. Çünkü sadece Anayasa Mahkemesi'nin önünde 5 bin civarında bireysel başvuru var ki bu tek başına AİHM'in önündeki 72 bin dosyadan daha fazla. Düşünün, AİHM 47 ülkeden başvuru alıyor. En büyük başvuru Rusya ve Türkiye'den zaten. AİHM böyle bir tablo içerisindeyken Anayasa Mahkemesi tek başına 95 bin civarında bireysel başvuru dosyası şu an önünde ve diyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Türkiye'de yargı iflas etti. Çünkü bu yargının iflasının itirafı anlamına geliyor. Bireysel başvuru neden yapılıyor? İnsanlar hak mahrumiyeti yaşadığına, haksızlığa uğradığına inandığı için yargılamadaki haksızlıklara, yanlışlıklara tepki olarak bir hak arama mücadelesi olarak Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Ve bu kadar çok dosyanın yapılmış olması birinci derece mahkemelerin, ikinci derece mahkemelerin tamamında büyük ihlalleri yapıldığının en yetkili ağızdan itirafı. Diyor ki Zühtü Aslan, net bir şekilde söylüyorum diyor, ihlallerin kaynağını kurutmak gerekiyor. Bu da İhlallerin kaynağı kurutmak derken işte birinci mahkemelerde, istinaf mahkemelerinde, yüksek mahkemelerde yapılan hataların, yüksek mahkemelerde yapılan yanlışların, ihlallerin bitirilmesi gerekiyor diyor. Ve bunun için de meclise çağrı yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce ihlal verdiği kararlarla ilgili kanunların veya idari makam kararlarının değiştirilmesi, düzeltilmesi gerekiyor diyor. Erdoğan bunu ne kadar ciddiye aldı, ne kadar dinleyecek? Bu konuda pek bir umutlu olmamak gerekiyor. Çünkü benzer ifadeleri daha öncelerde açıkça söylüyorlardı. Ama malum seçim atmosferindeyiz ve Erdoğan'ın her bir oya ihtiyacı var. Türkiye seçime gidiyor. Ve seçime giderken bir takım kitleleri bir takım vaatlerle peşinden sürüklemek istiyor Erdoğan. Acaba bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın çağrısına da paralel olarak bir takım yasalar, bir takım rahatlatıcı düzenleme meclise gelir mi? Onu önümüzdeki günlerde takip edip göreceğiz. Ama çok da umutlu olmamak gerekiyor. Çünkü şu anki rejimin, şu anki düzenin zaten mimarı Erdoğan ve Zühtü Aslan da onun en büyük destekçilerinden birisi. Aslına bakılırsa Zühtü Aslan'ın herhangi bir şeyden şikayet etme hakkı da yok. Olmaması da gerekir. Çünkü aldıkları kararlarla, attıkları imzalarla aslında bugünkü tek adam rejiminin, tek parti devletinin ve hukuksuzlukların en büyük payandalarından bir tanesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın kendisi. Ama kurdukları düzenin altında kendileri de kaldılar. Bugün net bir şekilde diyor ki artık biz bu işlerin içerisinden çıkamıyoruz. Önümüzde birikmiş 95 bin dosya var. Bunların alttan kalkmamız da mümkün değil. Bu da çöküşün bir başka açıdan itirafı olarak bence bugünün en önemli başlıklarından bir tanesi. Yargıdan devam edelim. Gözler İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde malum olduğu üzere Gezi davasında Osman Kavala ile birlikte 16 hak savunucusunun yargılandığı Gezi davasında karar duruşmasının ikinci oturumu. Cuma günü başlayan oturum bugün devam ediyor. Karar çıkar mı çıkmaz mı şu saat itibariyle net bilmiyoruz. Çünkü öngörmek mümkün değil. İtirazlar var. İtirazlar, savunmalara itirazlar var. İddialar var. Savunmalar yapılıyor vesaire. Ama asıl bugün güne manşetinin damgasını vuran önemli olay ise avukat Evren İşler'in ortaya koyduğu bir detay. O detay aslında bir Google araştırmasıyla ortaya çıktı. Yani bugün bildiğimiz birçok şey aslında bu tip ince ayrıntıların üzerinde duruyor. Şöyle ki AKP 15 Temmuz sonrası yargıdan tasfiye edilen binlerce hakim savcının yerine kendi parti teşkilatından avukatları hakim savcı yaptı. Onlara hakim savcı yaparken aynı zamanda avukatlıktaki tecrübelerini, sürelerini hakimlikte tecrübe olarak saydı ve
Dün ya da bir önceki gün duruşmaya giren, avukat olan ve yargı camiasına katılan hakimler bir anda birinci sınıf hakim olarak kritik mahkemelerin önüne geçtiler, mahkemenin başlarına geçtiler. İşte onlardan bir tanesi Murat Bircan. Bu isim AKP Samsun Teşkilatı'nda çalışmış bir avukat. AKP'li belediyede çalışıyor. Dahası AKP'den milletvekili aday adayı olmuş birisi. Ve dahası sosyal medya paylaşımlarında Erdoğan'a övgüler düzen bir troll görüntüsünde. Ve bu isim hakim olarak atanıyor ve atandığı dava da Gezi davası gibi son derece kritik bir dava. Savunmayı yapan avukatlar bu mahkeme heyetinin değişmesini talep etti ama mahkeme bu talebe de kulak tıkadı. Şimdi böyle bir şartlar içerisinde Gezi davasında karar çıkmasını beklemek ne kadar mantıklı yorumu size bırakıyorum. Zaten Gezi davasının kendisi hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Osman Kavala ve o davada yargılanan isimler Erdoğan'ın siyasi rehineleri. Özellikle Osman Kavala konusunda Erdoğan'ın özel bir meselesi var. Osman Kavala davasıyla özel olarak ilgileniyor. Ne ahim kararlarını takıyor, ne Anayasa Mahkemesi kararlarını uyguluyor, ne de daha önce mahkemenin verdiği kararlara uyguluyor. Osman Kavala resmen Erdoğan tarafından siyasi rehin olarak bu dava kapsamında tutuluyor. Evet, bu dava ile ilgili bugün sona gelindi. Bakalım nasıl bir sonucu çıkartacak mahkeme. Hani hukuki olmadığı için siyasi karar vereceği için öngörmek de çok kolay değil. Biliyorsunuz Kavala davası sebebiyle Türkiye Avrupa'da çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Konseyden çıkartılmak üzere işlem başlatıldı. Çok sayıda yan etkileri de var bu kararların. Bakalım Osman Kavala konusunda hükümet bir geri adım atacak mı? Atıp da Osman Kavala ve arkadaşlarının talihsini, Osman Kavala'nın talihsini daha doğrusu tutuklu yargılanan o yapacaklar mı? Önümüzdeki birkaç saat içerisinde görmemiz mümkün. Ama burada en temel konu tekrar ederek söyleyelim şu. AKP teşkilatlarından, AKP belediyelerden alınan avukatlar, yüzlerce kişi ki 15 Temmuz sonrası yargıya alınan yaklaşık 16 bin hakim savcı var ki bunların da AKP ve MHP teşkilatlarından geldiği herkesin malumu. Bu isimler çok kritik davaların başında. İşte onlardan bir tanesi de Murat Bircan, üye hakim ve Erdoğan'a övgüler düzen, şiirler yazan, ona metiyeler düzen, AKP'den milletvekili olmak için adaylık başvurusunda bulunan bir isim. Yani buradan nasıl bir karar çıkacağını tahmin etmek de aslında çok zor değil. Peki yargı böyleyse nasıl kararları beklemek gerekir? İşte aslında hepimizin yaşadığı realiteyle karşı karşıyayız. Kendi kanunlarını, kendi bağlı oldukları yasaları uygulamayan, anayasayı ihlal eden yargı düzeni var. İşte onlardan bir örnek daha. Birkaç gündür sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Yanında çocuğuyla olan bir başörtülü bir kadın var. Hani başörtülü olması hak mağduriyetleri noktasında önemli değil. Sadece tanımlanmanız için söylüyorum. Çünkü çok sembol bir fotoğraf oldu. 17 gündür Edirne Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklanan 5 aylık hamile Aslı Ünlü. İstinaf Mahkemesi tahliye talebini reddetti ve cezayı onadı. Ceza 6 yıl 3 ay. Neden? İddiada baylok kullanıcısı olduğu iddiası sebebiyle. Yani cemaat üyeliğinden ki baylok iddiası zaten tamamen hukuksuz bir iddia ve delillendirilmesi de mümkün olmayan bir konu. Ama birçok insan bu iddialarla uzun yıllar hapis cezası aldılar, almaya devam ediyorlar. Şimdi tabii buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. İstinaf Mahkemesi'nin onadığı cezaya muhatap olan Aslı Ünlü 5,5 aylık hamile, düşük riski var, sağlık sorunları var ve 17 gündür bir karantina hücresinde tutuluyor ve durumu giderek de ağırlaşıyor. Burada çok temel bir nokta var. Tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. İnfaz yasasına göre yasa maddesi de 5275. Hamile kadınlar gözaltına alınamaz, tutuklanamaz. Yani bu açık bir hüküm. Ama İstinaf Mahkemesi bu açık hükmü bile ciddiye almadı, dikkate almadı ve verdikleri kararı onadı. Oysa ki infaz kanunu diyor ki hamile kadın gözaltına alınamaz, tutuklanamaz. Eğer annenin kesinleşmiş cezası varsa bile bu ancak bebek 18 aylık olduğu zaman infaz edilir, gerçekleştirilir. Ama maalesef Türkiye'de bu kararlar, en temel yasalar uygulanmıyor. Düşünün hafta sonu 23 Nisan'dı. Devlet Erkanı bütün platformlarda 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türkiye'de binlerce çocuk aileleriyle birlikte cezaevlerinde. Kimse bu realiteyi dikkate bile almadı, ifade etmedi. Maalesef işte az önce ifade ettiğim gibi parti teşkilatlarından doldurulan hakimler, savcıların yönettiği adliye mekanizması, adliye camiası bu tip kararlar alıyorlar. Temel maddeleri, temel hukuk kurallarını bile uygulamıyorlar.
yasa hükmü açık. Hamile kadınlara tutuklanamayacağını söylüyor. Bebekleri doğduğu zaman 18 aylık oluncaya kadar da bu enfazın ertelenmesi gerektiği açık bir hüküm ama uygulayan yok. Kimsenin umurunda değil. Oysa aynı mahkeme başka kararlar da verebiliyor. İşte onlardan bir tanesi. 2000 yılını yaşı yetenler hatırlayacaktır. İstanbul'da 2000 yılında Beykoz'da Hizbullah lideri, dönemin o dönemki Hizbullah lideri Hüseyin Belioğlu ve ekibinin bulunduğu bir villaya canlı yayında operasyon yapılmıştı. İşte o operasyonda gündeme gelen ve yakalanan isimlerden bir tanesi Mehmet Salih Kölge. Kendisiyle ilgili 91 kişi, bakın 91 kişinin ölüm emri. Az önce bahsettiğim hamile kadınla ilgili tek suçlama bir cemaat kurumunda çalışmasıydı. Bir Sürat Turizm'de çalışmış birisi. Yani bir turizm şirketinde çalıştı. Muhtemelen de teknik işler yapan, daha doğrusu işte bilet kesmesi, rezervasyon benzeri işler yapan birinden bahsediyoruz. Böyle bir insanla ilgili acımayan, yasaları bile uygulamayan, hamile olmasına ve sağlık sorunu olmasına rağmen tutukluluk haline devam veren mahkeme, 91 kişinin ölüm emrini verdiği iddia edilen ve müebbet hapis cezası alan, bakın müebbet hapis cezası alan 91 kişinin ölüm emri verdiği iddiasıyla Mehmet Salih Kölge 2019 yılında salıverilmiş. Bizim haberimiz 3 yıl sonra oluyor. Düşün, Türkiye'nin kamuoyunun haberi 3 yıl sonra oluyor. Belki başka örnekler de var. Başka yerlerde başka skandallar var ama onları da bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de medya bitirildi. Bu tip haberler verilmesin diye zaten medyanın tamamı saraya bağlandı. Saray gündemine devam ederken işte burada tam sarayın gündemine gelen bir konuya geçelim. O da şu. Biliyorsunuz Erdoğan medyasının, Erdoğan'ın, aktörlerin, bütün saray cenahının bir komplo teorisi var. Meşhur bir teori biliyorsunuz. Son dönemde iyice abartıldı. 7/24 diziler üzerinden, havuz medyası üzerinden bu komplo teorisi şişiriliyor. Teori ne? Lozan'ın gizli maddeleri var. İşte Lozan'ın 100. yılında 2023'te bu maddeler kalkacak. Türkiye çok zenginleyecek. Yer altından madenlerini çıkartacak. Çünkü bunlar Lozan'la engelleniyor gibi deli saçması, akla ziyan teoriler sürekli havuz medyasında, AKP medyasında ve trollerin dilinde dile getiriliyor, konuşuluyor, anlatılıyor. Burada amaç tabii insanlara hayal satarak, insanlara zengin olmayı umursatarak Erdoğan'ın arkasında toplamak. Yani söyleyenler aslında yalan olduğunu söylüyor, yalan olduğunu çok iyi biliyorlardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER ilginç bir çıkış yaparak Lozan'la ilgili bu komplo teorisine son noktayı koydu. Dedi ki CİMER, hatta tam ismini de söyleyeyim, Bahtiyar Süha Keskin isimli bir vatandaş. Mart ayının 20'sinde CİMER'e başvuruyor ve burada gizli madde var mı? Maden çıkarmamıza yönelik engel var mı diye CİMER'e soruyor. CİMER de diyor ki, evet yaptığınız başvuruyu inceledik. Lozan Anlaşması'nın gizli maddesi yoktur. Maden çıkartmamıza teşvik edecek herhangi bir düzenleme de yoktur. Ayrıca söz konusu detaylar işte bakanlığın web sitesinde mevcut. Yani anlaşmanın içerisinde neler var, neler yok hepsi zaten orada bulunuyor. Böylelikle o Erdoğan rejiminin, sarayın en büyük komplo teorisini saray yine bitirmiş oldu. Hani artık ihtiyaç mı hissetmediler yoksa artık mizah konusu olmaya döndüğünü mü gördüler bilemiyoruz ama Erdoğan'ın en büyük komplosu, çünkü Erdoğan da her zaman 2023 vurgusu yapıyordu. 2023'te şahlanacağız diyordu. Bir taraftan Pelikan Çetesi, Hilal Kaplan'ın başını çektiği yapı 2023 vurgusuyla Erdoğan'a paralel bir kampanya yürütüyordu. Ama o kampanya, o yalan rüzgarı Cimer'in kendi hareketiyle yeni bir aşamaya geçti. Bakalım hala aynı söylem devam edecek mi? İç politikadan devam edelim. Hafta sonundan kalan bir başka gündemimiz var. Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski başbakan, devrik başbakan biliyorsunuz. Pelikan Çetesi tarafından devrilen ve tarihe bu yönüyle geçen bir başbakan. Kendisi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Hodri Meydan dedi. 2 gündür bu Hodri Meydan'a herhangi bir cevap yok. Adeta Davutoğlu görmezden geliniyor. Ama söylemi çok çok önemli. Çok önemli. Diyor ki bütün eski başbakanların, kendisine dahil olmak üzere, cumhurbaşkanlarının mal varlığı araştırılsın. Şimdi bu ifade herhangi birisi söyleyebilir. Gazeteci söyleyebilir, kahvede oturan vatandaş söyleyebilir, akademisyen söyleyebilir. Okey, herhangi bir sıkıntı yok. Herkesin fikrini ifade etmesi mümkün. Ama bunu eski bir başbakan ve Erdoğan'ın bir bakıma sır küplerinden birisi olan, o yakın halkının daimi üyelerinden birisi olan yakın zamana kadar Davutoğlu söylüyor. Davutoğlu aslında bu soruyu söylerken, bu çağrıyı yaparken cevabını bilerek yapıyor. Cevabını bildiği konu ne? Eski başbakanlar ki Binali Yıldırım'ı açıkça zaten daha önce bir programında açık açık söylemişti ve eleştirmişti. Benden sonraki başbakanlar gibi
servetime servet katmadım, milyarlarıma milyar katmadım gibi ifadeler doğrudan Binali Yıldırım'ı hedef yapmış, Binali Yıldırım'ı suçlamıştı. Şimdi bunu biraz daha genişletti. Eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, mal varlıkları araştırılsın, incelensin şeklinde bir çıkışı var ve hodri meydan dedi. İktidar cenahı bu hodri meydana 2 gündür cevap vermiyor. Yokmuş gibi davranıyorlar ama Davutoğlu da inat bir şekilde, ısrarcı bir şekilde bu hodri meydanına devam ediyor. Bunların hepsi incelensin, ortaya çıksın diyor. Aynı zamanda açıklamasında diyor ki büyük bir yangın var, büyük bir deprem var. Milletin hukukunu gözetmeyenlere karşı hakkın, adaletin ve milletin hukukunun sesini yükseltmek vefasızlık değildir. Kendisine yönelik eleştiriler var malum olduğu üzere AKP cenahından. Erdoğan'a vefasızlık yaptığına dair o da bunu cevabına bu şekilde vefasızlık yapmadığını söyleyerek veriyor. Ve meydan okuyorum. Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli. Bu önemli bir çağrı. Ama İhtar Cenabı dediğim gibi görmezden gelmeye devam ediyor, edecek. Ama şu iddiayı tekrar ediyorum. Birinci derece ve ikinci derece akrabaları dahil başbakanların ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelenmeli, araştırılmalı çağrısını yapan isim de bir önceki başbakan. O yüzden dikkate almak, not etmekte fayda var. Bakalım İhtar Cenabı ne kadar sessiz kalacak. Davutoğlu bu çağrıyı daha kaç kez tekrar edecek ya da bu çağrıyı arkasında durabilecek mi? İzleyip göreceğiz. Tabii Türkiye'de rutine binen bir başka konu var. Zamlar. Zam yağmuru tam gaz devam ediyor. Her şey astronomik zamlandı. İnsanlar markete, bakkala çıkamıyor, arabasına benzin koyamıyor vesaire. Her yerde zam yağıyor. İşte bu zamlardan büyük acıtan zamlardan biri daha geliyor. Otomobil zamları. %25 oranında otomobil fiyatları artıyor. Dünyanın hepsinde olan bir sıkıntı bu. Dünyanın birçok yerinde parça teminin noktasında, üretim noktasında sıkıntılar olduğu için COVID ve lojistik meselesinden dolayı birçok otomobil firmasında fiyatlar artıyor. Ama bu rakam Türkiye'de %25. Bu korkunç bir rakam. Yani öyle bir hale gelecek ki artık zaten alınamaz noktaya gelen, zaten düşük kalitedeki arabalara çok büyük paralar ödeyen Türkiye'de kullanıcılar artık daha çok para ödemek zorunda kalacaklar. Çünkü %25 zam az bir zam değil ve otomotiv piyasasında çok büyük depremleri beraberinde getirecek gözüküyor. Buradan Türkiye gündeminden biraz dünya gündemine doğru geçelim. Aslında bugün dünyanın tamamında en çok konuşulan iki konudan bir tanesi Twitter'ın satılıp satılmayacağı. Biliyorsunuz geçen hafta Elon Musk'ı biliyorsunuz Tesla ve SpaceX'in patronu, yöneticisi. Elon Musk bir çılgınca bir çıkış yaparak Twitter'ın bütün hisselerini satın almak istediğini beyan etti ve bunun için de 50 milyar dolar civarında korkunç bir paradan bahsetti, para önerdi. Tabi bu mesele hafta sonu boyunca ve bugün itibariyle halihazırda sosyal medyanın en çok konuşulan konusu. Twitter isteksiz davranıyordu, sıcak bakmadan ifade etmişlerdi ama bugün New York Times'ta çok önemli bir kulis haberi var, önemli bir haber. Twitter yönetimi Elon Musk'la masaya oturmuş durumda. Bugün ilerleyen saatlerde, Amerika'da henüz öğle saatleri, İlerleyen saatlerde satış işleminin kararı açıklanabilir ve böylelikle Twitter'ın tamamı Elon Musk'ın olabilir. Bu haberin çıkması New York Times'taki bu haberden sonra Twitter'ın Amerikan borsasındaki hisseleri arttı ama kamuoyundaki tartışmalar da artarak devam ediyor. Çünkü Elon Musk Twitter aldıktan sonra nasıl bir hale sokacağını bir dönem biliyorsunuz Donald Trump'la da çok yakın ilişkileri vardı Elon Musk'ın. Twitter'ın o özgürlükçü yapısına zarar gelip gelmeyeceği ya da Twitter'ın ne hale geleceği konusunda ciddi endişeler, tartışmalar var. Bu da aslında sosyal alemin, sanal alemin bugünkü en çok konuşulan konusu. Dediğim gibi ilerleyen saatlerde resmi satış açıklaması gelebilir. Açıklama geldikten sonra gözler tabii Elon Musk'ta olacak. Elon Musk neler yapacak? Nasıl bir Twitter yapacak? Nasıl bir platforma dönüştürecek? Onu da takip edip göreceğiz. Ama ciddi anlamda endişe olduğunu hatırlatalım. Oradan Ukrayna'ya geçelim. Bugün dünyanın gözü Kiev'deydi. Çünkü Amerikan Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Kiev'deydi. Zelenski ile uzun bir toplantı yaptılar. Bir takım yardım kampanyalarının detaylarını verdiler. Silah transferine ait detaylar verdiler. Ve oradan Polonya'ya geçtiler. Tabii şöyle bir tenakuz da söz konusu, bir çelişki de söz konusu. Biliyorsun savaşın başından itibaren Amerikan yönetimi dedi ki Zelenski Amerika'da sen oradan çıkman lazım. Biz seni çıkartalım. Kiev'de kalma. Ama Zelenski kendisinden beklenmeyen, hani bir komedyen olduğu için de biraz böyle burun kıvrılan siyasi kariyerinden beklenmeyen bir şey yaptı. Kendisini ülkeden çıkarmaya davet eden siyasileri ikinci ayın sonunda
Kiev'e davet etmiş oldu, Kiev'e getirmiş oldu. Bu 2 ayda değişen atmosferin de çok net bir göstergesi. Kesinlikle götüremez, kesinlikle Kiev 2 güçünde düşer diyenlerin hepsine inat. Kiev 2 aydır direniyor ve ciddi mesafe de aldı. Öyle ki Amerika'nın Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı bugün Kiev'de Zelenski ile görüştüler ve orada ya desteklerini ilan ettiler, desteklerini açıkladılar. Yapılacak olan yardımlara dair detaylar verdiler. Peki Putin Moskova cephesinde ne var? İşte bu noktada bir polemik haberi var. Bugün Rusya'nın da yani Rusya ile ilgili herkesin konuştuğu. Çünkü Putin Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde bir programa katılıyor ve o programdaki görüntüleri, polemikleri zirveye çıkardı. Çünkü söz konusu görüntülerde biliyorsunuz bir dönemdir Putin'in hastalığıyla alakalı bir takım spekülasyonlar vardı. Tıpkı Erdoğan hastalığı gibi. İşte hafta sonu Kurtarıcı İsa Katedrali'nde çekilen görüntüler Putin'in hastalığıyla ilgili tartışmaları alevlendirdi. Çünkü Parkinson hastalığı olduğu iddiası var. Parkinson'la yakalandığı iddiası var. Tabii bunların hepsi iddia çünkü Putin kapalı bir rejim yönetiyor. Hani Amerikan başkanının sağlık verilerinin hepsini yılda 2 kere Beyaz Saray yayınlıyor ama Amerika'daki bu uygulama Rusya'da falan yok. Putin hafta sonu yapılan görüntülerde sürekli eliyle masayı tutuyor. Sürekli kıpırdıyor, tedirginlik hali var, dudağını ısırıyor, yavaş hareket etme hali var, titreme hali var. Yani uzmanlar, özellikle de İngiliz uzmanlar diyor ki Putin çok çok büyük ihtimalle Parkinson hastalığından muzdarip. Önemli bir gelişme. Yani eğer sağlık sorunları sebebiyle Putin sahneden inerse dünya bambaşka bir tabloya da evrilebilir. En azından Ukrayna Savaşı'nın geleceği, Avrupa ile Amerika'da olan mücadeleler nasıl değişecek? Onu Putin sonrası Rusya'nın kim tarafından yönetildiği meselesi çok daha belirleyici olacak. İzleyeceğiz, göreceğiz, takip edip size aktaracağız. Buradan Washington'a tekrar bir geçiş yapalım. Biliyorsunuz 24 Nisan Ermeni soykırımı için bir milat olarak kabul edilen yıl, tarih. Ve bu yıl yani her 24 Nisan'da Amerika'da yaşanan, dünyanın her yerinde yaşanan bir takım protestolar, bir takım basın açıklamaları olur. Türkiye her defasında bu konuyla ilgili işte Ermeni iddialarının doğru olmadığını, söz konusu sürecin bir soykırım olmadığını, Osmanlı'nın o dönemki savaş şartları içerisindeki pozisyonuyla alakalı bir konu olduğunu söyleyip konuyu kapatmaya çalışıyor. Bu yıllarda durum biraz farklı çünkü Biden geçen yıl resmen 24 Nisan'ı soykırım tarihi olarak belirledi, açıkladı. Ve aslına bakılırsa bir bakıma Türkiye'nin üzerindeki önemli yüklerden biri de kalkmış oldu diye. Çünkü her sene 24 Nisan sebebiyle çok ciddi gerginlikler yaşıyordu dışişleri ve devlet. İşte şimdi ilginç bir nokta oldu. 24 Nisan'la ilgili Washington'daki Türkiye Büyükelçisi'nin önünde, New York'ta birkaç tane temel işte büyük şehirlerde, büyük eyaletlerin büyük şehirlerinde Türkler Ermeni iddialarının tepki olsun diye, Ermeni iddialarına tepki olsun diye protesto gösterileri yaptılar, basın açıklamaları yaptılar. Washington'daki toplantının sahibi Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASK. Sarayın kontrolünde olan bir örgüt ve talimatları direkt saraydan alıyor. Mali bütçesini de saraydan alıyor. İşte orası ve diğer Türkler hem elçiliğin önünde hem de Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutunun önünde açıklamalar yaptılar. Şöyle bir tablo ortaya çıktı. İsterseniz o görüntüyü de size aktarmaya çalışalım. Görüntüler vahim. Burası Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği. Görüntülerin önünde bir grup işte başörtülü, başı açık, genç, ileri yaş vesaire çoğunluğu aktrol olan bir takım beyaz seküler Türklerin de destek verdiği bir eylem var. Eylem yolun karşısında Massachusetts bulvarı burası. Bu yolun karşısında da bir grup Ermeni var. Onlar karşılıklı slogan atıyorlar. Bu Amerika'da çok rutin bir şey. İnsanlar public alanlarda, işte sokaklarda, caddelerde her an her yerde istediği protestoyu, basın açıklamasını yapabiliyor. Güvenlik önlemleri alıyor polis ve o polisin güvenlik önlemleri içerisinde taraflar barışçıl bir şekilde karşılıklı protesto ediyorlar. Bunun tek istisnası geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Erdoğan'ın korumaları yine aynı bölgede göstericilere çok ağır saldırmış, ciddi yaralamalarla sonuçlanan olaylar olmuştu. Onun tek istisnası da oydu. Amerika'yı da şok eden bir görüntüydü çünkü Washington'da her gün böyle protestoları, açıklamaları görmek mümkün. Tabii bunu gündeme getirmemin temel nedeni aslında şu. Şimdi görüntüleri izler, müziği açarsanız şok olursunuz. Çünkü 24 Nisan şöyle ya da böyle hani milyonlarca insan ya da yüz binlerce insan diyelim daha tartışmayı daha da küçültelim. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği çok trajik olaylardan bahsediyoruz. Bir tarafta büyük bir yas var, öbür tarafta da adeta müziği sonuna kadar açmış göbek atan, resmen göbek atan bir takım kitleler var ve bu insanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Tayyip Erdoğan hükümeti destekliyor, fonluyor. Ve bu insanlara oturup
O insanların acısıyla dalga geçermişçesine göbek atarak 24 Nisan'ı kutluyorlar. Gerçekten akıl tutulması, gerçekten vahim bir tablo. Tamam, siyaseten farklı bir duruşumuz olabilir. Olayı düşündüğünüz gibi olmayabilir ya da desteklemiyor olabilirsiniz. Ama en azından hayatını kaybeden binlerce insan için saygıda bu kusur etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şahsen görüntüler son derece vahim. Zaten Twitter'da, Facebook'ta ve Amerikan medyasında gündem oldu bile. Düşünün, hayatını kaybetmiş insanlarla ilgili bir basın açıklaması var. Siz karşılarına geçip göbek atıyorsunuz ve olursa tekrar yaparız mealli demeçler veriyorsunuz. Son derece tuhaf, garip, tam da AKP'ye uygun bir eylem tarzı olmuş diyebilirim. Bu ara Türkiye'nin Amerika'da olan ilişkilerinde önemli isimlerden birisi olan İbrahim Kalın, biliyorsunuz Erdoğan'ın sözcüsü, aynı zamanda baş danışmanı. Bu isim Amerika'nın 24 Nisan'la ilgili soykırım ifadesini kullanmasına tepki olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklama denemez aslında. Tam bir ayar verme girişimi. Amerika'ya ayar vermeye çalışan bir İbrahim Kalın var. Tweet'i önemli. Aynen size aktarıyorum. Milyonları ölüme götüren, dünya savaşlarını çıkaran, kitlesel imha silahları yapan, atom bombasını atan, köle ticareti yapan, insanı hayvanat bahçesinde sergileyen modern barbarlar. Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, holokost lekesi yok. Siz aynaya kendinize bakın. Aldıkça ağır bir bu ilgili İbrahim Kalın'ın sözleri hayli dikkat çekici. Tabii İbrahim Kalın Amerika ilişkileri toparlamaya çalışan, hatta bir dönem adı Washington Büyükelçisi olarak son derece yoğun bir şekilde gündeme getirilen bir isim. Bakalım Amerika'daki kullandığı dil ile Türkiye'de kullanıldığı dil arasındaki farkın büyüklüğü Amerikalı muhataplarınca ne zaman fark edilecek? Önümüzdeki günlerde onu da görüp size aktarmış olacağız. Ermeni gündeminden devam edelim. Biliyorsun Türkiye'nin sıra dışı bir Dışişleri Bakanı var. Mevlüt Çavuşoğlu. Kendisi yalanlama rekoru kırdı. Amerika'daki bütün seyahatleri yalanlandı. Türkiye'deki açıklamaları aynı şekilde. Avrupa'daki açıklamaları aynı şekilde. Yani bir troll mahiyetinde ifadeleri var. Peki ne diyor Çavuşoğlu? Uruguay'a gitti bir grup gazeteciyle birlikte. Uruguay'da bir program sonrasında, görüntülerini görmüşsünüzdür. Program sonrasında binadan çıkarken yolun karşısında Ermeni bir grup protesto gösterisi yapıyor. Dediğim gibi bu tip görüntüler çok yaygındır, her zaman olur. Burada yaygın olmayan, her zaman görülmeyen konu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun el hareketi. Bozkurt işareti yapıyor ve Bozkurt işaretiyle protestocuları adeta tahrik ediyor. Ama gelin görün ki havuz medyası, hortum medyası, o milletten çalınan paralarla oluşturulan havuz medyası görüntülerdeki bu olayı verirken özellikle dönüp baktım. Çavuşoğlu vatandaşları selamladı diye haber verdiler. Yani bir bozkurt işareti yaptı, protesto yaptı falan gibi bir ifade de yok. Hani Çavuşoğlu MHP'ye yaranma, MHP seçmenin ardını almak gibi bir takım girişimlerle bu tip hareketleri yapmış olabilir ya da gizli bir ülkücüdür, onu da bilemiyoruz. Çünkü AKP'lerin ne olduğunu anlamak zor. Her an her renge dönebiliyorlar. İşte bu da onlardan bir tanesi olabilir. Ama bu durum hem Uruguay'ın hem de dünyanın dikkatini çekti. Uruguay Devlet Başkanı Çavuşoğlu'nun bu açıklamasını, daha doğrusu hareketini kınadığını söyledi ve büyükelçiyi elçiliğe çağırdılar. Yani diplomatik nota vermek içindir. Ve bu olay dünyada sosyal medyanın her yerinde, dünyanın her yerine yayıldı ve herkes bunu konuşuyor. Ülkenin Dışişleri Bakanı, başka bir partinin sembolü olan ve ırkçılığı da sembol etmesi gibi bir anlamı olan bir hareketi neden yapar, nasıl yapar, hem de bunu göstericilerin gözünün içine baka baka, hem de 24 Nisan'da. Az önce Washington Büyükelçiliği önündeki rezaleti de gösterdim. Yani devletin zirvesindeki kafa tam da aslında böyle. Bırakın empati yapmayı, bırakın insanların acılarını paylaşmayı, daha çok tahrik etmek, daha çok üzerine gitmek gibi bir saplantıları var. Yoksa oradaki göstericilere bozkurt işareti yapmak bir bakanın yapacağı bir iş değil. Hele Dışişleri Bakanı ki yani protokol sıralamasındaki en üstteki isimlerden bir tanesi, devleti temsil eden kişi. Ama dediğim gibi sıra dışı bir Dışişleri Bakanı var. Yalanlanma rekorları kırmış bir isim ve bu tip hareketleri çok rahatlıkla yapmaya devam eden bir yapısı var. Bu durum Uruguay Devlet Başkanı Lucarle Pou'nun da tepkisini çekti. Bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında Çavuşoğlu'nun çıkışını, hareketini üzücü ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu da bir başka nokta. Yani Türkiye Dışişleri Bakanı'nın gittiği her yerde kriz çıkartmaya, gittiği her yerde olay çıkartmaya devam ediyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Oradan Paris'e geçelim. Fransa'da herkesin gözü hafta sonu Fransa'daydı. Çünkü başkanlık seçimleri var. Ve aşırı sağcı
Marine Le Pen de Cumhurbaşkanı Macron arasındaki yarış Macron'un lehine sonuçlandı. Bu çok sürpriz değil. Yani çok kişi zaten Macron'un kazanmasını bekliyordu. Bu Macron'un çok iyi olduğundan, çok iyi kampanya yürüttüğünden, partisinin performansının çok iyi olduğundan değil, herkes Le Pen'den korkuyordu. Tıpkı Trump-Biden mücadelesinde olduğu gibi. Biden'a destek veren birçok insan Biden olarak sevdiğinden değil, Trump'tan kaçmak içindi, Trump'tan kurtulmak içindi. Benzeri bir durum Fransa'da yaşandı. Macron'un aldığı oy bunun işareti. Ama burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Aşırı sağcı, bana göre ırkçı bir lider olan Le Pen, tarihin en yüksek oyuna ulaştı. %41,8. Yani neredeyse iki kişiden birine denk geliyor. Ve bu Macron'un kazandığı seçimle ilgili önümüzdeki döneme uzun vadeye endişe edilmesini gerektiren, tedbir almasını gerektiren bir rakam bütünü. Yani düşünün. Aşırı sağcı bir parti Fransa gibi bir yerde %42, 41,8 oy aldı ki bu gerçekten bu zamana kadar yükselen en yüksek, bu zamana kadar görülen en yüksek rakam. Bu da endişenin özellikle Avrupa'da yükselmekte olan faşizmin ya da aşırı sağcılığın ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteren çok önemli bir konu. Bunu da dikkatinize sunmuş olalım. Şimdi gelelim günün en son haberine, günün en son haberine. Keyifli bir haber bıraktım. Yani bu kadar can sıkıcı gelişmenin içerisinde en azından okurken ya da izlerken tebessüm edebileceğiniz bir haberimiz var. Ve biraz da biz medya mensuplarına bakan yönü de var. Şöyle ki biz medya mensupları olarak işte sosyal medyada ki konvansiyonel medya bu anlamda artık kalmadığı için içerik üretmeye çalışıyoruz. YouTube yayınları yapıyoruz. İşte bu programları yayınlıyoruz. O anda canlı olarak izleyen birkaç bin kişi olan şu andaki izlemeler astronomik rakamlara çıkmıyor. Ama TikTok'ta bir koyun çobanı adı kullanıcı hesabında söyleyeyim Velat Kiracı 63'müş. Kendisi TikTok'ta videolar çeken bir çoban. Canlı yayını açıyor ve yatıyor. Uyuyakalıyor. Yani o da biraz mizansen gibi ama sonuçta uyuyakalıyor. Ve açık kalıyor canlı yayın. Sonra ne oluyor? Sonra ekrana bir koyun giriyor. Koyun tam 12 rakamı söyleyeyim. 12 bin kişi tarafından canlı yayında izlendi. Düşünün hani en popüler konuyu üreten en popüler gazeteci olsanız herhalde bir 5 bini bulsanız çok büyük iş yaptığınızı düşünüyorsunuz. Hani 10 bin inanılmaz bir konu. Hani çok nadiren bu rakamlar aşılabiliyor. Ama gelin görün ki TikTok'ta ki çobanlık yapan kişinin 4 milyon takipçisi var. Bu da ayrı bir fenomen. Ve böyle bir tablo içerisinde bir koyunu 12 bin kişi canlı olarak izliyor. Peki o ara koyun ne yapıyor? Koyun ekrana bakıyor. Geviş getiriyor. Hani hayvanların çok rahatlıkla yaptığı, her zaman yaptığı bir hareket. Geviş getiriyor ve ekranlara bakıyor. Ve tam 12 bin kişi canlı yayında o koyun izledi. Artık içerik sağlayıcı olarak bizlerin düşünmesi gereken bir konu diyeyim. Çünkü ne yaparsak yapalım birkaç bini aşmamız mümkün değil. Hani konu itibariyle söylüyorum ama bir koyunun ekrana bakma görüntüsü canlı yayına 12 bin kişiyi toplamayı başardı ve koyun ekrana bakarak tabii esprilerden biri de şuydu yorumları okuyor merak etmeyin diyenler de vardı. Çok ilginç bir tecrübeydi. Sanal aleme dair benim dikkatimi çeken ve üzerinde konuşmaya gerektiren bir konuydu. Sanıyorum yarın tüm dünya medyasında da benzer haberler çıkacaktır. Çünkü herkesin içini gıdıklayan bir haber. Yani düşünün koyunu izlemeye 12 bin kişi gelmiş. Bu da işte sosyal medyanın geçiş sürecinin bir yansıması diyebiliriz. Evet, 25 Nisan'a dair öne çıkan başlıklar böyleydi. Yarınki bültende Levent Kenez var, sonra yine ben varım. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktarıp, derleyip, yorumlayıp size aktarmaya devam edeceğiz. TR724 YouTube kanalına abone olur, yorumlar yazar, yayınları paylaşır, bildirimleri açarsanız sansür duvarında bir delik açmak da mümkün olacak. Bu hatırlatmayla bülteni tamamlamış olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.